Değerli izleyicilerimiz, Kanada'nın ilk ve tek Türkçe yayın yapan kanalı Turkuaz TV'ye hoş geldiniz. Ben sunucunuz Kübra Özer. Bugünkü yayınımıza üzücü bir haberle başlıyoruz. Türk toplumunun önemli isimlerinden Kanada Türk Dernekleri Federasyonu eski başkan yardımcısı Özer Aksoy'u ebediyete uğurladık. 1957 yılında Türk Hava Kuvvetleri'nde görevliyken NATO eğitim programı kapsamında Kanada'ya gelen Özer Aksoy, Kanada'ya yeni gelen Türk toplum üyelerimize yardımcı olmuş, Türkiye aleyhine dezenformasyon çalışmalarına karşı toplumumuzu farklı platformlarda sürekli olarak savunmuştur. Turkuaz TV olarak merhuma Tanrı'dan rahmet, kederli ailesi ve yakınlarına sabırlar diliyoruz. Sıradaki haberimiz toplum derneklerimizden faaliyetlerini yakın zamanda başlayan Kanada Galatasaraylar Derneği'nin yeni dönem yönetim kurulu seçimi gerçekleşti. Çağdaş Önen başkanlığındaki yönetim kurulunda Johnson Çetinkaya, Barış Kafadar, Tunç Güntay, Ayza Vardar, Rasim Yurttaş ve Tümer Soysert görev alacak. Yeni üye alımına yakın zamanda başlayacak Kanada Galatasaraylılar Derneği'nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilirsiniz. Bizler de yeni dönem görevlerine başarılar dileriz. Kanada'dan güncel haberlerimize devam ediyoruz. Federal Göçmenlik Bakanı Mark Miller, Kanada'ya gelen uluslararası öğrencileri ve daimi oturuma sahip olmayan kişilerin sayısının incelendiğini ve bu şekilde Kanada'ya gelen kişi sayısının limitlendirilebileceğini açıkladı. CBC televizyonuna verdiği röportajda Mark Miller, konut talebi ve göç arasındaki ilişkinin karmaşık olduğunu, Kanada'ya gelen insan sayısına ilişkin hedeflerin belirlenmesinin kabine toplantısında tartıştığını açıkladı. Konut, faiz oranlarındaki artış, arz okulları veya aynı zamanda satın alınabilirlik zorluklarıyla COVID sonrası senaryoda ciddi bir endişe kaynağı olmuştur ve olmaya devam etmektedir diyen Miller, faiz oranlarını yükselten göçmenler değil ancak mevcut hacmimizi düşünerek bu bakmamız gereken bir şey diyerek ekledi. Yakın zamanda The Canadian Press tarafından yayınlanan bir raporda üst düzey kamu görevlilerinin federal hükümeti artan göç oranlarının konut ve sağlık hizmetleri alanında etkisi konusunda uyardığını da belirtmişti. Bu gelişmeler ışığında Mark Miller'ın verdiği bu röportaja ilk tepki de Mountain Üniversitesi'nden geldi. Üniversitenin Uluslararası Öğrenci Dernekleri Başkanı Jovial Orlaccio sündü. Artan konut fiyatları konusunda uluslararası öğrencilerin suçlanmasını doğru bulmadığını belirterek bu tarz açıklamaların Kanada'ya gelmek isteyen uluslararası öğrencileri vazgeçirebileceğini belirtti. Bu konuda tartışmanın federal seçimlere kadar gündemde kalması bekleniyor. Kısa bir reklam arası veriyoruz. Haberlerimiz kaldığı yerden devam edecek. Election Canada seçmenlerin Kanada'daki seçim süreciyle ilgili yanlış bilgi ve dezenformasyondan oluşturulmasına yardımcı olacak Election Facts isimli çevrim içi bir araç başlattığını açıkladı. Bu araçla Kanadalı seçmenlerin bir sonraki federal seçim sırasında oluşabilecek dezenformasyonlardan izole edilmesini amaçlıyor. ElectoFacts web sitesi partiler ve adaylar tarafından dağıtılan beyan ve bilgileri doğruluğunu aktif olarak izleyecek bir sistem olmadığını ancak seçimler hakkında doğru bilgi sağlanmaya odaklanacağını belirtiyor. Election Facts ziyaretçileri seçimlerle ilgili dezenformasyonun gerçekleştiği özel oy pusulaları, oy kullanma yolları, sayım süreci, oylama teknolojisi, yabancı müdahaleler, seçimlerin idaresi, Kanada seçimlerinin idaresi ve kampanya finansmanı kategorisinde gözlemlenen yanlış bilgileri neyin doğru olduğuna dair bir ayrıntılı bir açıklamayla
görebilecekler. Sıradaki haberimiz Calgary'de yaşayan Türk toplumu üyelerimiz için geliyor. Turkish Canadian Culture Association of Calgary yeni dönem derslerini 14 Ocak Pazartesi günü itibariyle açıklayacağını duyurdu. Calgary'deki Western Canada High School'da düzenlenecek yeni olan dönemde çocuklar için Türkçe, Ebru başlangıç seviyesi İngilizce, İngilizce konuşma kulübü ve yetişkinler içinse Türkçe dersleri verilecek. Detaylı bilgi ve kayıt işlemleri için TCCA'de web sitesinden üzerinden irtibata geçebilirsiniz. Son haberimiz Turquoise TV'den 11 Ocak Perşembe günü Turquoise TV olarak Toronto Başkonsolosumuz Sayın Can Yoldaş'ın da katılımıyla Turquoise TV gönüllerimizle bir araya geldik. Yönetim kurulu üyelerimizin de bir katılımıyla yeni dönem projelerimiz hakkında katılımcılara bilgi verirken farklı projelerle ilgili gönüllerimizle fikir alışverişinde bulunduk. Gönüllü buluşmamız yıl içinde devam edecek. Bu toplantılardan haberdar olmak için lütfen sosyal medya hesaplarımızı takip etmeyi unutmayın. Daha da artacak. Kısa süre içinde duyurabildiğimiz kadar duyurduk. Gelebilen arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Bundan sonra bunu devam ettireceğiz. Turquoise TV bizim için çok değerli. Yıllardır burada çok ahead of me, who helped me tremendously, and then there are guys who are younger than me. Biz onlara yardım ediyoruz. Biliyorum. Tabii izleme. Türk Toplum Merkezi 21 Ocak 2024 Pazar günü saat 2'de Toronto Public Library'de Kanada'ya yeni gelen ya da iş değiştirmek isteyenlere faydalı bir etkinlik düzenliyor. Özgeçmiş nasıl yazılır, iş ilanları nereden bulunur, LinkedIn platformu ve mülakatlarla ilgili ipuçları gibi birbirinden önemli konuların olacağı bu organizasyona tüm toplumumuz davetli, kaçırmayın. Bilgiler ekranda. Kanada Tasavvuf Kültür Merkezi Toronto'da cumartesi günleri saat 4 ila 5 p.m. arasında ücretsiz İngilizce kursları düzenliyor. Bilgiler ekranda. Bu hafta programımızın sonuna geldik değerli izleyicilerimiz. 23. yılımızda Kanada geneline yaptığımız Türkçe yayınlarımızı sizlerle beraber güçlendirerek sürdürmeyi umuyoruz. Güncel haberler ve etkinlik duyurularından anlık olarak haberdar olmak için bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi unutmayın. Tüm Turquoise TV gönülleri adına hepinize verimli ve keyifli bir hafta sonu diliyorum. Gelecek hafta görüşmek üzere, hoşçakalın.